Emekliler Marşı, Uşak Tarafı videosunun gösterimi, açılış konuşmaları, tam arz edilmesi, düzensiz göç olaylarına ilişkin istatistik... İstatistiki bilgileri paylaşmak ve istişarelerde bulunmak üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi göç insanlık tarihi kadar eski, kökleri geçmişe dayanan bir olgu olup sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçlar açısından çok boyutlu bir kavramdır. Göç hareketleri de uzun zamandır sadece göç eden bireyler ve gruplar için değil, aynı zamanda göç edilen yerde bulunan yerleşik toplumların da etkilediğinden dünyanın önemli siyasal, sosyal, ekonomik sorunları arasında yer almaktadır. Ve zaman içerisinde insanlar çeşitli nedenlerden dolayı yaşadığı mekanlardan ayrılmak durumunda kalmıştır. Göç kavramıyla ifade edilen aslında bu ayrılık insan ve mekan üzerinde çok önemli bir etkiyle beraber getirilmiştir. İnsanlar ekonomik nedenler ve güvenlik kaygısı başta olmak üzere kuraklık, susuzluk veya savaşlar gibi gerekçelerle başka yerlere göç etmektedirler. Küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat özgürlüğü tüm dünyada göç hareketliğinde artışa neden olmuş, bugün ülkelerin veya bölgelerin sorunu olmaktan çıkarak bütün dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Düzenli ve düzensiz göç diye iki kavram vardır biliyorsunuz. Düzensiz göç özellikle uluslararası göç ve devletlerin yoğun problemler yaşamasına sebep olan asıl göç türüdür. Ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan, yasa dışı şekilde konaklayan ya da yasal olarak giriş yapıp yasal süre içerisinde ülkemizi terk etmeyen durumları düzensiz göç olayı olarak tanımlanabilir. Düzenli göç ise kişilerin kendi ülkelerinin dışındaki herhangi bir ülkede kendi ülke topraklarından transit geçiş yaptıkları ülkenin veya gittikleri ülkenin yasal prosedürü çerçevesinde kısa süreli veya süreli konaklaması durumudur. Bugün aldığı düzenli göçün yanında içerisinde bulunduğu coğrafi ve stratejik konumuna ek olarak gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle transit ülke konumundan çıkarak düzensiz göçmenler için artık hedef ülke haline de gelmiştir. Küresel bir insanlık trajedisi olan düzensiz göç ülkemizi her geçen gün artarak bütün dünyayla birlikte etkilemeye devam etmektedir. Bu göçle mücadelede karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümler katkıda bulunmak ve insanların ortak geleceğini tayin etmek üzere dayanışma ve işbirliği içinde gerekli tedbirleri bütün dünya olarak almak zorundayız.